Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Sevgili örgü severler, bugün sizlerle videonun başında görmüş olduğunuz bu üçgen şal çalışmasını yapacağız. Modelimiz hepinizin bildiği Hanım Dinendi Baby Endi motifinin örnek çalışması. Şalımızın tek farkı bu şekilde kol ayrıntılarının olması. Arkadaşlar, iki günde hemen örüp kullanabileceğiniz bir model, çok kolay bir yapımı var. Ben bu şalı örerken Angora Gold Batik kullandım. İpimi 2 kat yaptım. 6 numarada tığ kullandım. Ve 3 yumakta ip gitti. Hazırsak hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken 3 tane zincir çekiyoruz. Önce bir başlangıç ilmeğimi yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Şöyle sıkı olmayacak şekilde 3 zincir yaptım. İlkinin içerisinden battım ve burayı bağladım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim ve buradaki halkamızın içerisine batıyorum. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yaptım. Baştaki zincirle 4 tane olmuş oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok sıkı örmeyelim. Yani örgümüzün genelinde çok sıkı örmeyelim. Elimizi oldukça rahat bırakalım. İpimiz yün ip ve 2 kat olduğu için böyle keçeleşme olmasın. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle tersine dönüyorum. Şu en baştaki hemen boşluğumuzun içerisine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 4 tane olmuş oluyor. Zincir çekmeden ortadaki köşe boşluğumuzun içerisine atlıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden tekrar şu 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin tepesine, yani buradaki 3. trabzanımızın değil, zincirimizin içerisine batacağız. O yüzden bu köşe zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Tığımız kalın olduğu için. Şimdi ben sıkı çekmişim biraz. Şöyle batıyorum. Tam zincirimizin üçüncüsünün içerisine yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece sağda ve solda birer tane arttırma yapmış oluyorum. Bu ikincisi. Ve 3 ve 4.'sü. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tersine döndüm. En baştaki boşluğumuzun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğun içerisine zincir çekmeden atlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Tekrar zincir çekmeden köşe boşluğumuza geldim. Oraya da 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Ve 3 tane ikili trabzan.
Evet, yine zincir çekmeden şu köşedeki zincirimizin, üçüncü zincirimizin içerisine batıyorum. Buraya da 4 tane ikili trabzan. Tekrar 3 zincirle döneceğiz ve devam edeceğiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi şu köşelerimiz small beden için 22 tane olacak. Medium için 24 tane ve large beden için de 26 tane köşemiz olacak. Tabii sizler kendi üzerinize de ölçebilirsiniz. Kol ayrımlarını yapmak için ben burayı medium beden için ayarlayıp 24 tane köşe olacak şekilde örüp tekrar geliyorum. Evet, ben köşelerimin sayısını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane medium beden için köşem bitti arkadaşlar. Şimdi son sıranın dönüşünde 3 zincirimi çekiyorum. İpim de koyu renk ama zaten zor bir model yok. Şimdi en baştaki hemen boşluğumuzun içerisine 3 tane ikili trabzanımızı yine yapıyorum. Tekrar yanından devam ediyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızın üçlü gruplardan 6 tane olacak şekilde örüyoruz. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 o şekilde 6 tane oluncaya kadar örüyoruz. Evet, 6 tane üçerli grubumuzu tamamladıktan sonra şimdi small beden için 22 tane zincir çekiyoruz. Medium beden için 24 tane ve large beden için de 26 tane zincir çekiyoruz. Ama bu zincirlerimizi oldukça gevşek çekelim. Çünkü daha sonra bunların içerisine batacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane zincir çektim. Şimdi yine small beden için burada üçerli gruplarımızdan 8 tane atlıyoruz. Medium beden için 10 tane ve large beden için de 12 tane üçerli grup atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10 ile 11'incinin arasına yine üçerli bir grup yapacağım ikili trabzanla. Ve köşeye kadar devam ediyoruz yine üçerli gruplarımıza ikili trabzanlarla. Köşeye kadar üçerli gruplarımızı yaptıktan sonra burayı sayıyoruz. Kaç tane üçerli grubumuz varsa aynı şekilde bu tarafta da o kadar örüyoruz. Benim burada 10 tane üçerli grubum var. Burada da 10 tane bu şekilde
üçerli gruplar örüp tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar sayalım. Şimdi ne yapıyorduk? Medium beden için 24 tane zincir çekiyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Şimdi tekrar yine medium beden için 10 tane burada üçerli grup atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buraya üçlü grubumuzu yapıyoruz. Yine ikili trabzanlarla. Şurayı tekrar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Evet, doğru. Buraya da tekrar 6 tane üçerli grupla sırayı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki 6 tane üçerli grubumu yaptım ve her zamanki gibi köşeden döndüm. Tekrar şu kol ayrımının olduğu yere geldim. Şimdi son üçlü grubumu yaptım. Buradaki zinciri şöyle çektiğimiz yöne doğru çevirelim. İlkinin içerisinden başlıyoruz. İçine batıyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız aynı zincirin içerisine. Daha sonra 2 tane zinciri atlıyoruz. 1 2 3.'sünün içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tekrar 2 tane atlıyoruz. 1 2 ve 3.'sünün içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde diğer uca gidene kadar aynısını tekrar ediyoruz. Burayı tamamlayacağız. Tekrar geleceğiz. Bu köşe noktamızdan döneceğiz. Aynı işlemi buradaki kol ayrımının üzerine de yapacağız. Daha sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şalımızı tamamladım. Şuradaki sırayı yapıyorduk en son. Bu sıradan sonra bu baştaki bölümde nasıl örmeye devam ettiysek buradan sonra da aynı şekilde örmeye devam ettim. Sadece yine bedenlere göre şu ortadaki köşelerin sayısını vermek istiyorum. Small bedene göre 40, medium'a göre 42 ve large bedene göre de 44 tane köşemiz olduğunda yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kadraja sığmıyor. O yüzden çok da iyi gösteremiyorum. Oldukça hoş oldu arkadaşlar. Kollarımızı geçirdiğimiz zaman böyle üçgen şallarda hani üzerimizden düşmesini engellemiş oluyor. Farklı bir duruşu oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.